Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size unlu bit nedir, unlu bitle nasıl mücadele ederiz onun hakkında bilgiler aktaracağım. Oval görünümlü olan unlu bit genelde kendisini beyaz veya pembe pamuksu kümelerle kaplarlar. Kendisinin ve yumurtaların üzerinde unumsu, pamukumsu bir doku oluşturur. İşte bu dönemden sonra ilaçlardan zor etkilenir. Bu örnekte gördüğünüz gibi unlu bit artık bu tohumluk salatalığın bütün suyunu emmiş ve onu artık öldürmüş. Benim bu Arnavut biberimin yapraklarında gördüğünüz gibi daha herhangi bir pamuksu olay yok. Yani yumurta da yok. O yüzden ben erken müdahale edeceğim ve zirai ilaç kullanmadan doğal yöntemlerle nasıl mücadele edeceğimi bu videoda size göstereceğim. Peki bu unlu bit hangi ortamları sever? Kapalı ortamları sever, sulak ve özellikle yüksek sıcaklıklardan çok hoşlanır. Mesela bu videomu benim balkonumda çektim. Camlı kapalı bir balkonum var. Burası onlar için mükemmel bir yer. Burada yani bu şu anki görmüş olduğunuz ikinci saksımda kurma var. Zaten ben bu biberi bu şekilde bıraktım ama toprak ve saksının etrafında gayet güzel konumlanmışlar. Normalde bu unlu bitler yaprakları yerler. Yani hasar gören yaprakların damarlarında veya altında bal mumsu bir madde görünür. Yapraklar yapışkan olur, bitki de zayıflar. Unlu bitler ciddiye alınmalıdır. Çünkü saldırı durumunda bitkinin ölümüne yol açabilirler. Bitkinin öz suyundan beslendiğinden dolayı unlu bitler bitkinin zayıf düşmesine yol açar. Bu da bitkinin uygun biçimde gelişimini ve de fümajin olarak adlandırılan bir siyah mantarın varoluşuna neden olabilirler. Peki bu unlu bitler normalde hangi bitkilerde görünür? Orkide, gül, kiraz, narenciye, ıhlamur, ortanca, zakkum, leylak, zeytin, böğürtlen, daha nadiren de bektaşi üzümü, şeftali ve daha nadir olarak elmalarda görünür. Ve şu anda da benim Arnavut biberimde görünüyor gördüğünüz gibi. Zirai mücadele ilaçlarıyla elbette bu zararlıyla savaşabiliriz. En yakın yetkili zirai ilaç bayisine danışıp ilaç alabilirsiniz. Ama biz bunu yapmak istemiyoruz. Peki evde ne yapabiliriz? Öncelikle bu saldırmış olduğu Arnavut biberimden iki tane biber koparacağım. Zaten bak Arnavut biberlerin üstleri de yapış yapış olmuş. Demin bahsettiğim işte yapışkanlık bu. İki tane Arnavut biberi çünkü acı biberle ben bu işi çözeceğim. Demin söylediğim gibi acı biberle bu işi çözeceğim. İlk önce iki tane Arnavut biberini atıyorum. Üzerine en acısından pul biber. Bolca ondan dökeceğim. Aslında bu hazırlamış olduğum karışımı yarım litre suyun içerisine koyup da yapabilirsiniz. Ben aslında bol bol koyuyorum. Niye? Arnavut biberi hassas bir bitki değil. O yüzden ben bütün yapraklarına bol bol bunu sıkacağım. Ama siz bu karışımı yani iki tane Arnavut biberini, bir yemek kaşığı acı pul biberi yarım litre suyun içerisinde uygulayın lütfen. Sadece su ve acı biber karışımını burada bir taşım kaynatmamız gerekiyor. Kaynama işlemi başladıktan sonra yaklaşık 2 dakika kadar kaynamasına taşmadan kaynamasına devam ettirin ki acı biber suyun içine iyice işlesin. Kaynatmış olduğumuz bu karışımı bir süzgeçten veyahut da tülden geçirin. İçerisindeki küçük parçacıklar süzgeçte kalsın ki fısfısın içine doldurduğumuzda çünkü fısfısla uygulayacağız bunu. Sıkıntı yaşamayalım. Gözenekleri kapatmasın. Evet, çok acı olan suyumuz hazır. Şimdi bunun içerisine diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. 2 yemek kaşığı sıvı Arap sabunu ki daha önceki videolarımda da yaprak bitleriyle yapılan mücadelede Arap sabununu kullanmıştım. O videomu da izleyebilirsiniz. Bu karışımın içerisine ayrıyetten 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyeceğim. Sıvı yağ özellikle bitin solunum yapmasını önler. Bunu unutmayın. Yani sıvı yağ biti direkt boğarak öldürecektir. Bu karışımı ben bu şekilde yapıyorum ama siz yarım litre suyun içinde yapın.
karışımı bitkinin üzerine uygulama yapacağımız malzemenin yani fıstığın içerisine dolduruyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi yani bu unlu bitlerde geç kalırsanız ev ilaçları yapacağınız mücadelede başarı şansınız düşer. Bu unlu pamuklu bitler vücutlarını o pamuksu doku ile kapladılar mı zırh gibiymiş gibi korunurlar. İlaçlama sonuç vermez. Şimdi uygulama yapmadan önce bir çalkalayın. Çünkü sıvı yağ yukarıda kalacağından fısfısın hortumu da en dipte. Sadece acı biberi ve Arap sabununu aktarırsınız. Bu yüzden devamlı çalkalayın ki sıvı yağı da şu anda unlu bitlerin üzerine uygulansın. Yani yapraklarına ve toprağına gelecek şekilde ben bol bol sıkıyorum. Siz de diğer bitkileriniz için bu karışımı minimum yarım mililitre içerisine yapıp o şekilde uygulayabilirsiniz. Saksının kenarlarına da bir peçete yardımıyla ben bunu uygulayacağım. Bu arada bu karışımı bir hafta sonra tekrar bitkinize uygulayabilirsiniz. Zaten 2-3 gün içerisinde belli olacaktır. Üzerinde unlu bitler var mı yok mu bir kontrol edersiniz. Uygulamanız gerekirse tekrar uygularsınız. Aradan 3 gün geçti. 3 gün boyunca Arnavut biberine hiç dokunmadım, sulamadım da. Şu anda temiz suyla tekrar üzerinden bir geçiyorum. Yani acı biberini, sıvı yağı ve Arap sabununu toprağına doğru şöyle süzmek için aslında fısfısla üzerinde bol bol geçiyorum. Diğer saksım da burada. Ve dikkat ettiyseniz unlu bitlerden hiç eser yok. Aslında bir uygulama yeterli oldu. Ben biraz ağır yaptım çünkü ilacı. Size de söylemiştim yarım litre içine uygulayın diye. Ben yaklaşık bir hafta sonra bu Arnavut biberlerinin gövdelerini topraktan yaklaşık 3 ya da 4 santim yukarıdan keseceğim. Ki önümüzdeki sene tekrar bunlar fide verecekler. Yani unlu bitle nasıl mücadele edilir onu görmenizi istedim. O yüzden bu videoyu hazırladım. Videomu faydalı bulduysanız ve beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve diğer videolarımı seyretmek için de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.